Herkese selamlar, Emir TM kanalına videomuza hoş geldiniz. Videonun başlığında da gördüğünüz gibi Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun yeni dizisinin çekimleri başladı arkadaşlar. Yeni dizisinin çekimleri normalde dizinin adı ilk başta Abba Hayat diye karar verilmişti. Ama sonradan şu anda dizinin resmi adı arkadaşlar Lavanta Konağı oldu. Lavanta Konağı hakkında yepyeni gelişmeler yaşandı. Dizinin çekimleri dediğimiz gibi bugün başladı. Yeni gelişmeleri bu videoda aktaracağız. Öğrenmek için lütfen ama lütfen bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Tüm yeni detayları ilk siz öğreneceksiniz. Diziye yeni oyuncular katıldı. Yeni gelişmeler yaşandı dediğim gibi öğrenmek için bu videoyu sonuna kadar izleyin. Lavanta konu ayrıca ne zaman yayınlanacak bu konu hakkında da bahsedeceğiz. İlk öncelikle detaylara geçmeden önce videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açarak hem yeni gelişmelerden yeni detaylar yaşanırsa her şeyden ilk siz haberde olursunuz. Emir TM kanalımıza hemen bir saniyenizi ayırıp lütfen ama lütfen abone olun. Haydi şimdi detaylı bir şekilde videoyu geçelim arkadaşlar. Dizinin çekimleri resmi bir şekilde başladı dedik ve fotoğrafını da şuraya koyarım zaten arkadaşlar, görürsünüz. Şimdi diziye yeni oyuncular katıldı dediğimiz gibi. Başlıyoruz diziye yeni katılan oyuncuları açıklamaya. Eşkıya'nın yıldızı Ebru Şahin'in nişanlısı oldu. Ebru Şahin yeni dizisi Lavanta Konağı'nın çekimlerine dün başladı. Ebru Şahin ile Birkan Sokullu ile başrolün oynadığı Abba Hayat dizisinin adı değişmiş. Dizinin ilk drafttaki ismi Lavanta Konağı'nın kullanılmasına karar verilmişti. Ülkemizin en başarılı yönetmenlerinden Hilal Saral'ın çektiği OGM Pictures imzalı diziyi Güçlü Kalem Nuran Evren Şit yazıyor. Dizide Birkan Sokullu Kuay'ı Milliye'den beri hep 30 yaşında görünen Kemal ve Ali Tahir karakterlerine Ebru Şahin de harika rolünü hayat verecek. Dizide ayrıca Süreyya'yı Zerrin Tekindor, Müzeyyen'i Hümeyra, Aysel'i Gözde Seda Altuner, Sacide'yi Ayşegül Cengiz, Turgut'u Necip Memil oynuyor. Dizinin kadrosuna son olarak Flash bir isim daha katıldı. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Yalçın Hafızoğlu Lavanta Konağı'nda Ebru Şahin'in nişanlısını canlandıracak ve Cem karakterine hayat verecek. Yani Harika'nın nişanlısı olarak karşımıza çıkacak Cem rolünde arkadaşlar. Ebru Şahin Harika rolüne hayat veriyor. Daha bitmedi, bir oyuncu daha dizinin kadrosuna katıldı. Lavanta Konağı'nda Harika'nın yani Ebru Şahin'in kardeşi Zerrin'i de Merve Nur Bengi oynuyor. Merve Nur Bengi dizinin kadrosuna dahil oldu. Bengi son olarak Bulut TV'nin Ben Boşluğa Nasıl adlı projede başrol oynamıştı. Dizide Süreyya, Zerrin Tekindor, Harika ve Zerrin'in halası Ecem Çalhan ise Miray rolüyle Harika'nın kuzeni olarak seyirci karşısına çıkacak. Ayrıca kadroda Ecem Çalhan da yer alıyor arkadaşlar. Evet, kadro bu şekilde. Şimdi gelelim Lavanta Konağı ne zaman başlayacak arkadaşlar? Lavanta Konağı Şubat'ın sonunda ya da Mart'ın başında başlaması bekleniliyor arkadaşlar. Yapım ekibi Şubat'ın sonuna kadar yetiştirmeyi planlıyor ama yetişmezse arkadaşlar, bir aksilikler çıkarsa Mart'ın ilk haftasında Lavanta Konağı Star'da yayınlanmaya başlayacak arkadaşlar. İlk teaser'da ne zaman gelecek diye soran arkadaşlar için de Şubat ayının ilk haftasında da ikinci haftasında, en geç ikinci haftasında ilk teaser yayınlanmış olacak arkadaşlar. Bizleri heyecanlı ve güzel bir iş bekliyor. Bu arada arkadaşlar dizinin ilk iki bölümünü çekecekler. Dizi öyle yayınlanacak yani arkadaşlar. İlk iki bölümünü çekecekler. Ve ondan sonra dizinin ilk bölümünü bizler izleyeceğiz arkadaşlar. Lavanta Konağı dediğimiz gibi çok heyecanlı bir iş olacak. Dizinin senaristi de bayağı güçlü bir kalemi var arkadaşlar. Ve bizleri ilginç bir konulu dizi bekliyor. Konuyu da zaten açıkladık videonun içinde arkadaşlar. Duymuşsunuzdur. Evet, siz Lavanta Konağı'nı izlemeyi düşünüyor musunuz arkadaşlar? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeni diziler hakkında bilgileri paylaşıyoruz. Gelişmeler yaşandıkça da paylaşacağız. Haberdar olmak için sadece kanalımıza abone olmanız yeterli. Abone olup bildirimleri açalım ve videomuzu buraya kadar izleyen herkes videomuzu beğenerek bizlere destek çıkar. Yorumlarınızda da dediğimiz gibi fikirlerinizi belirtin arkadaşlar. Lavanta Konağı'na bakalım kimler meraklı bekliyor.